Tarih 7 Ağustos 1982. Yer Esenboğa Havaalanı. Asala'nın Türk vatandaşlarına yönelik saldırıları 1973 yılında Los Angeles'ta Türkiye Başkonsolosu'nun öldürülmesiyle başladı. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde Türklere yönelik saldırılarını sürdürdüler. Türkiye'deki en kanlı eylemleri içinse Esenboğa Havaalanı seçmişlerdi. Sıtkı Bekir Sencer, Asala'nın Esenboğa Havaalanı'ndaki kanlı baskını sırasında olacaklardan habersiz oradaydı. Ağustos 1982 günü saat 22'de Aydın'dan Ankara'ya hareket etmiştim. Sabah işte saat 7 gibi Ankara'daydım. Aynı günde eniştem ve kız kardeşim Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecekti. Ve onları karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı'na gidecektik. Tabii vakit çok az olduğu için benim uyuma şansım olmadı. Otobüste de hiç uyumamıştım. İşte annem kahvaltımı hazırladı. İşte bir de kahvaltıdan sonra işte bir banyo yaptım. Sonra saat 12 gibi Esenboğa'nın servislerine bindik. Saat işte 1-1.30 gibi Esenboğa'daydık. Birkaç araba vardı. Hepsi yetmediği için ben sadece herhalde kardeşim vardı yani onu da tam anımsayamıyorum. Biz iki kişi otobüse binmiştik. Diğerleri arabalarla Esenboğa'ya gitmişlerdi. Saat işte 1.30 falan gibi oradaydık. Ondan sonra hep beraber Mahir'e restoranda uçak gelene kadar işte yiyelim içelim dedik. Takriben işte 10-15 kişi falandık. Annem, babam, teyzem vardı. Onlar yalnız restorana girmemişler. Biz daha çok gençler restorana girdik. Onlar dışarıda bekliyorlardı. Saat işte 4'e kadar çok güzel vakit geçirildi. Güzel konuştuk falan. Genel olarak her şeyden bahsedildi tabii işte güncel olaylar. Eniştemle ablamı 3 yıldır görmemiştim. Onlar Texas, Dallas'talardı. Bir de tabii onları göreceğimiz için çok büyük sevinç vardı içimizde. Yani çok güzel bir sohbet olmuştu. Uçak inecek diye anons yapıldı ve o anda silah sesleri gelmeye başladı. İlk başta yani onlar tam işte uçak anonsu yapıldığında ikisi birden herhalde makinalı tüfekle ateş ederek içeri geldiler. Yani orada muazzam bir ses çıktı. Herhalde bir komiseri vurmuş tahmin ediyorum. Ondan sonra da diğer o polisler onu orada vurmuşlar. Zaten o orada ölmüştü zaten o. Bu ikincisi de bizim bulunduğumuz restorana girmişti. Gidemiyse mahşular almayacağız. Geç! Geç bu tarafa! Geç bu tarafa! Alın! İşte herkes bir
tarafa falan kaçıştı. Her taraf böyle şey savaş meydanına döndü. Yani orası bu millet o silah ses döndüğünce tabii kimse de bir şey anlamadı. Ben de hiçbir şey anlamadım. Tabii yani terörist orada mümkün olduğu kadar işte şey bir an evvel oraya girip insanları rehin almak. Oradaki onun gayesi zaten o. Bu arada tam ben de bir kapının önüne geldim. Tam çıkacaktım fakat o an kardeşim geldi önüme. Tabii eğer çıksaydım onu ezmem lazımdı. Yani restoranın iki kapısı var. Birinden o anarşist girdi. Diğer kapıdan da zaten diğer kaçabilen insanlardı. Zaten oradan kaçtı. Buradan kaçamazdı çünkü o zaman tam anarşiste doğru gitmiş olurlardı. Onun için oradan millet birbirini ezerek falan kaçabildi. İşte kaçamayanlar da zaten içeride kaldı. Ve ben içeride kaldım. Ondan sonra anarşist de içeri girdi. Ve ondan sonra hepsiniz şuraya falan dedi. Ve milleti o karşı tarafına dizdi. Fakat ben onun sol tarafında kalmıştım. Ben bir iki saniye düşündüm. Ve olduğum yerde kalmaya karar verdim. İşte yani Türkçe mesela hepiniz değil de hepsiniz buraya demişti. Onu anımsıyorum. Yani tam şey biraz yalnız esmerdi. Onu hatırlıyorum. Herkes şey elini kaldırsın. Hepsiniz buraya dedi. Millet ise orada şey arkasını döndü. Ayakta duruyorlardı. Bir baktım. O masaların altında 60-70 yaşlarında bir bayan ve iki de bey vardı. Onlar da masanın altına saklanmışlardı. Onlar da çıkmadılar. Tahmin ediyorum o şeyin önünde bir 25-30 kişi falan vardı. Anarşistin önünde. Ondan sonra bu olay saat tam 4'tü yani bu olay olduğunda. Bu arada ben yaptığım şeyler mesela yani o kadar uzun ki ben bu iki saatte şimdi ben şurada duruyorum. Anarşist tam karşımda. Anarşistin o önünde de o rehineler var. Anarşistin arka tarafında da bu dediğim iki tane o beyle bir tane bayan var. Bu arada yani anarşist ben tabii yerde olduğum için beni görür falan diye anarşist ben gömleğimi çıkardım. Bu şeyin sandalyenin o iki bacağının altına koydum. Yani yukarı doğru kaldırdım sandalyeyi. Ondan sonra sandalyenin öbür bacağının altını da biraz çektim. Fakat o anda bir ses çıktı. Allah'ım dedim herhalde şu an duyuyorsa şey vuruldum diye düşündüm. Çünkü tam onun tam böyle karşısında yerde duruyorum ben böyle. Şu şekildeyim. Yani beni görse muhakkak tam kafamdan vuracaktır. Fakat bu da demek ki o kadar heyecanlı ki paralel olarak yani yere doğru bakamıyor. Çünkü o da tabii korku içinde. Bir de tabii her tarafı görmesi için o da aynı seviyede. Baktığı için zaten beni göremiyordu. Fakat beni bir ara belki görebilir falan diye ben gömleğimi çıkardım. O sandalyenin iki bacağı altına koydum. O üçüncünün de altına koydum. Ve işte çektiğimde o ses çıkınca oh dedim işte vuruldum diye düşündüm. Neyse o an kurtardım ve o sandalyeyi kendi önüme siper ettim. Ve ondan sonra işte planımı yapmaya başladım. Beni belki o an göremedi ama şimdi daha ileride görebilir diye yani tam onun sandalyenin arkasında kalmaya çalıştım ben. Şimdi o çünkü sandalyeler falan o ilk şeyde o arbedede o tabii herkes kaçtığı falan için bütün masalar sandalyeler bu yerlere dağılmış durumdaydı. Şimdi yani beni her an görebilir diye ben o sandalyeyi kendime siper aldım. Ve ondan sonra işte tabii gitgide plan yapıyorum yani ne yapabilirim. Bir ara acaba dedim hani o sandalyeyle onun üzerine uçsam fakat elinde de şeyi görüyorum. Elinde bomba ve şey var.
silah var. Başladı, müzik falan da kapatılmadı. Ben 2,5 saat orada müzik dinledim. İşte bu arada tabii planlar yapıyorum. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim. Bir de çünkü hani içeride diğer akrabalarımdan birileri de olabilir. Gerçi onları göremiyorum yani orada. Yani onlara da zarar vermeyeyim diye, yani zarar vermeyecek planlar yapmaya çalışıyorum. Yani ne yapabilirim? Bir ara şimdi onun üzerine gitsem, yani çok da az değil yani 3-4 metre mesafe. Yani ama işte sonucunu düşünüyorum. Yalnız ben değil, elinde bomba var. Yani çok çaresiz falan bir durumda ama yani ben ümitsizliğe şunu da şimdi düşmedim. Yani tek kişi olduğu için dedim, bir kişi yani bu. En azından 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat sonra bu adam yorulacak. Veyahut da diyelim ki 10 saat beklenir. Kötü düşünmedim yani. Gerçi çok çok korkunç bir olaydı ama yani tek kişi olduğu için herhalde bir şey anlaşılır falan diye, bir anlaşma yapılır diye düşünmüştüm. Yani ümidimi hiç kesmemiştim. Çünkü bir tek kişi, onu biliyorum. Fakat tabii o zaman askeri idare olduğu için herhalde tabii askerlerin pek böyle şeylere sabrım artık bilemiyorum yani. Ama bir sivil bir idare olsa değişik olur muydu? O da tabii düşünecek bir durum yani. Çünkü bir yerde tabii askeri dönemlerde insan hakları biraz tabii bir miktar askıda olduğu için. Beni hiç görmez. Zaten görse beni vurur. Diyorum ya ben. Ha şöyle. Şimdi de o da tahmin ediyorum o kadar büyük bir heyecan içinde ki. Şimdi ben şuradayım. O şurada yani 3-4 metre mesafe diyorum. Fakat paralel bakabiliyor ancak. Eğer paralel değil de eğer şöyle baksa zaten beni görecek. Ve ben şu şekilde yerde olduğum için yani kafam şu şekilde. Ona bakmasam da tabii ona da bakıyorum arada. Yani şu şekildeyim ve beni görse zaten direkt kafamdan vurur yani. Çünkü tam kafam oraya dönük. Yani görmedi yani beni. Eniştemin yeğeni hatta bir ara dışarı çıktı, geldi yani o işte şunu istiyor falan gibi yani. Yani direkt olarak polisten bir şey istedim ben anımsayamıyorum yani. Hatta dediğim gibi yani çocuk dışarı çıktı işte şunu istiyorum ben de falan gibi. Öyle bir anlaşma yani yapılmaya çalışıldı. Orada bir tek çocuk olduğu için yani özellikle o seçildi yani. Ama o niye o seçildi onları bilemiyorum yani. Ha yani işte şunu söyle gibi yani daha doğrusu yani dışarıdan herhalde polisler şartlara ne istiyor falan diye. Ondan sonra zaten herhalde dışarıda kaldı. Oturmadı hep ayakta. Yok dolaşma da değil yani dolaştı falan. Dolaşsa zaten görürüz yani şey gibi yani put gibi duruyor öyle hatırlıyorum ben yani ben şuradayım. O tam karşımda ya benden 3-4 metre falan ileride. Dediğim gibi sağ tarafında 8-10 metre ileride de o yabancı insan var. O 60-70 yaş arası insanlar var. Yani olduğu yerde duruyordu yani. Yani şey işte tabanca diyorum daha doğrusu herhalde makinalıyı siper etmiş şekilde o şekilde duruyordu. Hatta şimdi şunu düşünüyorum. O Esenboğa'ya çok büyük uçakların inip kalktığını biliyorum. Acaba dedim hani yani bir durum olduğunda ben bunu vurup acaba şeye atlayabilirim diye, aprona atlayabilirim diye düşündüm ama bir an için eğer atlayamazsam dedim bu sonu olur benim yani diğer insanlara da zarar veririm falan diye. Fakat bundan sonra sandalye bayağı ağır olduğunu fark ettim. Onun için dedim herhalde ben bunu kırıp atlarım dedim bir durum olduğunda. Nitekim o kadar beklendikten sonra saat işte herhalde 6:30-6 çeyrek geçe falan civarında hatta hiç unutmuyorum o arada bu iki parça All of a Sudden ve The Music Played diye o iki parça herhalde arka arkaya çalıyor diye onları unutmuyorum. İki buçuk saatten sonra demiştim ya orada o yaşlı üç insan var diye. O insanlar da tahmin ediyorum yabancıydı. Ve konuşmaları anlamadıkları için 2,5 saatte hiçbir şey yapılmıyor. Artık herhalde
Onlar da merak ettiler nedir falan diye, biz herhalde yoruldu kalıncağızı bilemiyorum. Zaten onu görmesi mümkün değil. Çünkü kadın yani ve o masa da zaten belki de devrilmemiş bir masaydı o. Yani birçok masalar, çoğu yani sandalyeler devrilmişti de onların altına girdiği masa devrik değildi. O sağlamdı yani orası. Ama diyelim orada 30 tane masa varsa bunun 25-26 tanesi falan devrilmişti. Sandalyeler hemen hemen tamam devrilmişti. Ama onların o 3 kişinin altına girdiği masa o devrilmemişti. Yani artık herhalde tabii çok uzun bir zaman geçtiği için artık onların da sabrı tükendi. Dolayısıyla tabii artık niye çıktı bilemiyorum. O kadın bir anda çıktı ortaya herhalde. Herhalde değil de daha doğrusu o bir hareket yaptı ve anarşist bir anda onu gördü ve vurdu. O an zaten o an vurdu. Yani o vurduğu an zaten dışarıdan da tahmin ediyorum bütün o polisler, o şeyde bekleyen polislerin hepsi ateş etmeye başladılar. Zaten bütün ölümlerin ve yaralanmaların yani bir ilk girişte orada zaten çok fazla olmadı. Orada olduğunu tahmin ediyorum. Evet. O anda zaten ben de plan yapıyorum dedim ya, o sandalyeyi daha doğrusu aldım elime ve o restoranın camına vurarak oradan kendimi aşağı attım. Bu olayın birinci kısmı. Şimdi tabii o anda öyle bir silah sesleri falan geldi ki yani inanılır gibi değil. Yani benim arkamdan... Bilemiyorum artık arkamdan ama şimdi bana oradan hiçbir kurşun gelmiyor. Şimdi ben o Esenboğa'da o restoranın camından camını kırıp kendim attığımda dışarıda saklanan bir polis var. Hatta ben bir ara dışarıda bir kişi var diye şöyle işaret ediyordum. Yani o dışarıda herhalde o polis bir şeyin arkasında saklıydı, onu gördüm gibi geliyor bana. Ve ona yani bir kişi var nasıl bir şey yapamıyorsunuz gibi yani çünkü bir kişi var. 4 saat 6:30'a kadar artık onlar da kendilerine göre bir artık plan yapıyorlar artık. Nasıl plan yapıyorlarsa bilemiyorum tabii. Yani o da dışarıda sıkarılmış. Yani beni artık ne gayeyle bana ateş etti onu bilemiyorum. Elimde ne silah var ne var. Sonra hani yani uçaklara falan zarar verecek olsam uçaklarda zaten yani yakında bir uçak falan da yok. Mümkün değil. Yani beni terörist zannetti ki ama terörist de zannetse yani o kadar fazla da kurşun atmaz. 11 tane kurşun bana isabet ediyor düşünün. Artık bilemiyorum. Yani kaç tane kurşun attı? 11 tanesi bana isabet etti yani. Tabii teröristi de gözlüyor bu arada beni görmesin falan diye. Fakat yani maalesef bu o tek polisin silahından çıkan kurşunlarla ben vuruldum. Fakat ondan sonra hiçbir şey akla görmeyen hiç ne acı ne şey hiçbir şey duymadım yani. Ondan sonra tam şoka girmişim. Yani o camı nasıl kırdım, nasıl atladım yani onu bilemiyorum ama daha evvelden bu planları yaptığım için yani bir de o şeyi kırmak da gerçekten çok zor ama ben yani sandalyeyi taktım bayağı ağırdı yani. Onu kırabileceğime karar vermiştim. Yalnız ondan sonra ne acı hissettim hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani kırdım ve kendim attım aşağı ve tahmin ediyorum şöyle bir 5-6 metre falan bir yükseklik vardı. Ve yukarıda vurulduğuma göre elim kolum falan kırılması lazım ama kırılma da yoktu. Sadece işte zaten şu elime şuraya 3 tane kurşun çok dar bir açıyla geldiği için yani bir onun yarası vardı yani yoksa başka bir şey yoktu yani elimde. Ablam ve eniştemin geldiği uçak ama uçak inemiyor. Çünkü tam o anda Esenboğa'da olay olduğu için uçağa pas geç emri veriliyor ve onlar İstanbul'a gidiyorlar. Yani uçak KLM havayollarının ve İstanbul'a inmişti. Onlar ondan sonra tabii Esenboğa'da olaylar durulunca herhalde ondan sonra başka uçaklar onlar Ankara'ya geliyorlar. Ben zaten
direkt olarak Hacettepe Hastanesi'ne gönderdi. Bu arada tabii Hacettepe Hastanesi'nde ben teröristim diye hala beni terörist olarak düşünüyorlar. Bütün polis kordonu altına almışlar hastaneyi. Ama tabii şeyin çok faydası oldu. Rahmetli babamın sınıf arkadaşı o zamanlar Kara Kuvvetleri Komutanı Haydar Saltık. Herhalde onu da devreye sokuyorlar. O orgeneral, o sayın o Haydar Saltık Bey benim arkadaşımın çocuğu diyor. Galiba ondan dolayı herhalde kuşatmayı bırakıyor polisler. Hala beni terörist olarak düşünüyorlar. Ondan sonra bitiyor. Tabii öyle olduğu için, ama zaten hastanede de yani sünnetli olduğumu belli olduğu için oradan da galiba herhalde yani terörist değil diyorlar. Zaten ben Aydın'da çalışıyordum. Birkaç gün önce zaten Fethiye'de tatil yapmıştım. Zaten biraz da güneş yanı vardı yani üzerinde. Ondan dolayı terörist olmadım herhalde. Anlamışlardır. Ondan sonra 20 gün falan daha, yani neredeyse bir ay yakın, tam bilemiyorum yani süreleri. Fakat bir ay yakın falan Hacettepe Hastanesi'nde hatta kalmıştım. Sağ olsun doktorum. Erişkin toraks ve kalp damar cerrahisinde o Ünsal Ersoy Bey'di. Hatta hiç unutmayacağım bir şey de, ben 10 kurşun zannediyorum. 2,5 ay sonra bana doktorum banyo yapabilirsin Sıtkı demişti. Neyse banyoya girdiğimde şöyle savunulurken şu sol kolumun üzerinde böyle bir isim geldi elime. Baktım, şüphelendim tabii. Ertesi gün doktoruma gittim. Sıtkı, röntgen çektirelim dedi. Röntgen çektirin. Röntgeni elime aldığıma baktığımda kurşun olduğunu gördüm. Yani o 2,5 şey ay kurşun benimle beraber kalmış benim kolumda. Yani o ameliyatlardan kurtuldum. Allah korusun, hani kurşun sterili falan bir şey olmasa belki o şeyden ölecektim. Yani böyle bir şey de var. Ben hastanede yatarken ya 15. gün ya 16, tam hatırlayamıyorum ama yani çok zayıf düşmüştüm, böyle zor konuşuyorum. Hatta annem yanımda yatıyordu. Ona çağırırken ıslık çalıyordum. Veyahut da falan, yani şey konuşamıyordum yani, o kadar da gücüm yoktu. Ve o ara polisler geldi. Polis ama resmi miydi onu tam hatırlıyorum, resmi kıyafetli galiba değildi. Ya kurşun kalmış mı diye orada kurşun sordular. Bir tane kurşun eksik dediler. O zaman çok çok şok olmuştum ben. Allah'ım dedim, nasıl olur böyle bir şey? Yani bir kurşun eksik, onu bana soruyorlar. Yani bize soruyorlar yani, bir kurşun yani buldun çünkü kovan var fakat çekirdek yok. Yani o işin bu tarafı çok ilginç. İşte ondan sonra dediğim gibi 2,5 ay sonra da o kurşun buradan çıktı. Ay bir hafta falan raporluydum. Yani tam anımsayamıyorum ama herhalde evet 4 aydan biraz daha fazla rapor aldım. Ancak yani o kadar sürede iyileşebildim. Çünkü çok büyük ameliyat geçirdim. Çünkü akciğerime ve karaciğerime ve bir de mesaneye kurşun gelmiş. Bunlar da çok tehlikeli yerler. Dolayısıyla şu laparotomi, karnın açılması, bir torakotomi, bir de bu mesane rüptürü vardı. Bunlar bayağı, özellikle tabii mesane rüptüründe o enfeksiyon olmasın diye o
tren. Her gün ben bir ay Hacettepe'ye gittim geldim. Bir ay treni akıtmak için, yani vücudunuza düşünün bir pamuk parçası sokuyorlar ve o enfeksiyonu alıyorlar. O tabii lokal bir anestezi de yapılamıyor öyle bir durumda. Yani bir tek onun acısını çektim, başka bir acı hatırlamıyorum. Ama 11 kurşun dedim, yani mesela 3 tanesi şöyle elimi 2-3 derece şeyle sıyıran, 3 tanesi tam kalbim üzerinde, o da birkaç dereceyle herhalde geçti ki zaten daha fazla olsa kalbim üzerine gelir ama böyle yüzeysel olarak sıyırıyor yani. Fakat tehlike olan tabii bakın 3-6 oldu, ondan sonra bir sağda bir solda 8, bir tane mesane 9, bir tane de şu çok tehlikeli bu ayağın arka bilek tarafında o tendon deniyor ona. O tendonla tam kemik arasından bir kurşun giriyor ve çıkıyor. Yani ne tendona ne de kemiğe zarar vermiyor. Zaten tendona zarar verse tendonun kendini yerlemesi mümkün değil. Yani sakat kalma ihtimali çok büyük. Veyahut da biraz bir santim ön tarafta olsa kemiğe gelecek, onda da tabii sakat kalma ihtimali büyük. Etti 10. 11. de dediğim gibi 2,5 ay sonra sayın doktorum bana hani banyo yapabilirsin dediğinde elime o kurşun parçası gelmişti. 11. de o oluyor. Yani benden başka bizim sülaleden ve eniştemin sülalesinden hiç kimse yaralanmamıştı. Ulan şey konuşmadık yani. Anladın mısın? Hiç konuşmadık yani. Ne bileyim. Zaten uzun bir zaman o hastanede falan kalmıştım. Ondan sonra ne bileyim ben de hatırlamak istemedim. Bir de zaten şey yani uzun zaman tabii etkisi altında kaldım. Hiç gazetelere hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Bir tek kim gösterdi bilemiyorum ben. Benim o çıplak sadece külotlu olan bir fotoğrafımı gördüm. Polise karşı bir kere muazzam bir kin belirdi içimde. Yani bu inanılmaz bir şey. Çünkü yani gerçi belki onların da kabahati diye bilemiyorum yani bir organizasyon. Yani bir tane teröriste karşı nasıl bir plan yapılamaz, nasıl olamaz böyle bir şey. Bir de yani dışarıya atlayan bir insan niye vurulur? Yani bunu şey yapamadım ben. Bunu hala düşünemedim yani. Hatta o polisi, yani beni vuran polisi biliyorum. Büyük Millet Meclisi'nde koruma müdürü yapılmış bir polis. Ben hatta iki kere kendine geldikten sonra artık olaydan 3 ay mı 4 ay mı geçmiş tam onu da hatırlayamıyorum. Ama bir evimiz de zaten meclise çok yakındı. Biz Ankara'da Dedeman'ın hemen aşağı tarafında Bestekar Sokak var. Bestekar Sokak'ta oturuyorduk. Meclise gittim ve koruma müdürü görüşmek istiyorum dedim. Yani ama yani bir konu için görüşeceğim dedim. Hani niçin görüşmek istiyorsun dediler. Yok dediler. Ondan sonra bir kere daha bir 15 gün falan geçti gittim. Yine yok dendi. Artık ondan sonra ben görüşemedim. Fakat şu soruyu soracaktım yani. O polis beyi tanısaydım. Yani ne düşünceyle ateş ettiniz diye. Yani bir de bu kadar fazla. Artık bana 11 kurşun isabet ettiğine göre acaba kaç tane kurşun? Kaç kere ateş etti ki bunun 11 tanesi bana isabet etti? Onu soracaktım ve çok rahatlardım yani ama o iki kere gittikten sonra canım gitmek de istemedi. Çünkü her gittiğimde polis gördüğüm için daha çok sinirleniyordum. Bundan dolayı. Ama tabii şu an bu şey kalmadı. Ama yani o zamanlar gerçekten polise karşı çok büyük bir içimde bir antipati oluşmuştu. Türkiye'de o ana kadar yani asala şey hiç terör olmadığı için ben onu düşünmedim yani biliyorum. Çünkü Paris'te daha evvelden bir iki yerde Viyana'da mı ne tam hatırlayamıyorum ama yani iki üç yerde bir böyle bir şeyi
yaptılar ama yani Türkiye'de düşünemiyorum. Asal olduğunu ben düşünmedim yani. Hiç düşünemiyordum o düşünmeyi. We in the Armenian Secret Army for the liberation of Armenia totally support the execution carried out in Boston yesterday against the Turkish Honorary Consul Orhan Gündüz, which was carried out by the Justice Commandos of the Armenian Genocide. Terörist olduğunu anladım. Terörist olduğunu anladım ama yani... Çünkü Asala ile ilgili de çok fazla bilgim olmadığı için ne bileyim yani Asala sadece işte bir terörist bir grup. Ama yani Türkiye'den yani Türkiye'ye gelip de Türkiye'de eylem yapmalarını bilmiyorum. O an düşünemedim yani o ana kadar. Sayın büyüklerimiz, verdiğim karara idamsa bana 10 sefer olsa benim hakkımdır o. Ona ben hakkım çekeceğim. İki Ermeni terörist tarafından düzenlenen saldırıda 3'ü emniyet görevlisi olan toplam 9 kişi öldü, 78 kişi yaralandı. Teröristlerden Levon Ekmekçiyan yaralı olarak yakalandı. Ekmekçiyan 29 Ocak 1983'te Ankara'da idam edildi. 1973 yılında başlayan ve Türklere ve Türkiye'ye yönelik düzenlenen Asala saldırılarında Ermeni teröristler 21 ülkenin 38 kentinde 39'u silahlı, 70'i bombalı, biri de işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 terör olayı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 42 Türk diplomatla 4 yabancı hayatını kaybetti. 15 Türk ve 66 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Asala terörü 1985'ten sonra başladığı gibi birden bitti. Sıtkı Bekir Sencer olaydan sonra bir aydan fazla hastanede yattı. İyileşmesi aylar sürdü. Şu anda Kartal Devlet Hastanesi'nde kimya yüksek mühendisi olarak çalışıyor. İstanbul'da yaşıyor.